Evet, herkese merhaba. Çok uzun bir aradan sonra Emre ile bir araya gelerek, yani webten değil. Yüz yüze program yapıyoruz. Aynen, yani gül cemalini görerek konuşacağım bugün Emre ile. Çünkü bugün özel bir etkinlikteyiz. Her yıl olduğu gibi bu yılda QNB Finans Bank ve Habitat Derneği'nin birlikte düzenlediği Minik Eller Kod Yazıyor projesi kapsamında yapılan Scratch Cup ödüllerindeydik. Bu arada gerçekten ben her sene heyecanlanıyorum çünkü işte genç arkadaşlarımızın yapmış oldukları projeleri izlemek. Hatta ben geçen sene jüri üyesiydim, bu sene de jüri üyesiydim. İzlemek iyi bırak, soru sormak, onların işte sunumlarını izlemek, çok profesyonel sunumlar olabiliyor ki sen de önceki senelerden hatırlarsın. Yine öyle bir gündü. Bu sebeple de bir araya geldik. İşte bir araya gelmişken de yüz yüze program çekmenin tekrar tadına varalım istedik. Uzaktan böyle olmuyor ya. Tabii canım, uzaktan gerçekten daha böyle şey odaklı oluyoruz yani. Aklımızda bir konu var, benim argümanlarım var, TF'nin argümanları var. O argümanları ortaya sunalım, bir sentez oluşturalım. Sonra iyi dilekler ve kapanış gibi oluyor ama şimdi birazdan hakikaten beden dilinin yani %99'undan şu anda hakim olarak TF'in çok daha anlamlı bir iletişim yürüteceğimi düşünüyorum. Çünkü online toplantılarda o beden dilinden alabileceğim yani iletişim öğelerinin, iletişim işte işaretlerinin ancak %10, %20'sini alabiliyorum. O yüzden çoğunlukla mesaj odaklı, aklındakileri iletmek, karşı tarafı dinlemek ve işte bir sonuca çıkmak odaklı bir iletişim yürüyor. Ama yüz yüze iletişimde beden dili öğelerinin, giyiminin, kuşamının, hatta işte yani ter kokusunun, bütün yani kimyasal, fiziksel feromonları da yani alarak total bir şekilde karşımdaki insanı algılayarak, hissederek çok daha anlamlı bir iletişim kuruyorum. Evet. Empati çok daha canlı yaşanmış oluyor. Evet. Ve ben de o yüzden aynı şeyi bugün yarışmada hissettim. Çünkü işte son 3 yıldır uzaktan, pandemi dolayısıyla uzaktan olduğu için uzaktan izliyordum. Ya tekrar yüz yüze olmanın etkisiyle ya da artık baba olmamın etkisiyle bir empati yapıyorum belki, bilmiyorum. Hani oraya çıkıp o çocukların mutlu olduğu an var. Böyle kendimi onların ailesi yerine koyup bir gurur duyma. Böyle istemsiz bir biçimde sürekli gülümsediğimi fark ettim. Kesinlikle. Bu arada sen de baba olmak üzeresin. Evet, evet. O havacısı da verelim. 3 ay mı kaldı? Vermiştik önceki programda sanırım. 3 ay kaldığını duyuralım yani. Evet. Sadece 3 ay gibi bir süre. Ondan sonrası gerçekten jet hızıyla akıp geçiyor. Herkes söylüyordu, inanmıyordu. Bir anda 3 yaşına yaklaştı. 3 yaşına geldi bizimki. Ne ara 3 yaşında oldu. Harbiden böyle bizim kanalda şey var. Benim şahsi kanalımda işte Kubilay Hayat'ın küçük olduğu videolar var mesela. Şimdi açınca o şeyler çok uzak geliyor. Tevfik, umarım 5 yıl sonra Kubilay Hayat'ta katılır Scratch Cup'a. Tabii. 5 yıl sonra o şansı olacak. Tabii Scratch kalırsa. Scratch kalırsa. Bugün bu vesileyle, doğru, yarışma konusuyla biraz kodlamanın geleceği üzerine konuşmaya ne dersin? Tabii ki. Yani aslında Scratch kalırsa demeyelim. Scratch, ya şu AutoCAD çıktı diye teknik ressamlık bitmedi. Değil mi? Veya ANSYS çıktı diye akışkanlar analizi bitmedi. Dolayısıyla bu tür araçlar mesela şimdi yani mesela kod, işte kodu ChatGPT'ye yazdırabilirsin. Evet. Ama onu anlamak, ona yaratıcılık katmak, oraya bir şey eklemek, çıkarmak sahire için hala o sistemin nasıl çalıştığını bilmek gerekiyor. Aslında bugün yarışma sırasında da telaffuz edildi. Habitat Derneği Başkanı söylemişti galiba. Kodlama sadece kodlama öğrenmek değil. Demişti ki bir analitik düşünme yeteneği. Haklı da, değil mi? Yani şöyle düşünüyorum ben, hani kodlama... Bu arada bölüyorum. Sen bir tıp doktoru olmana rağmen sonradan veri ve kodlama işine girmiş birisi olduğun için senin yorumların daha kıymetli. 27 yaşında başladın sen. 26-27 yaşında ilk ciddi anlamda yani bir kodla iç içe geldim. Tabii yani şu anda da amatörüm ama en azından minimum kendi analizlerimi yapacak kadar. Yani şöyle, kodlama dünyayı sebep-sonuç ilişkisi açısından görmek, gerçekleşmiş olasılıklara göre bir senaryo çizmek ve gerçekleşmeyecek olasılıklara B planlarını da tasarlamak demek. Yani çok yönlü bir düşünce biçimi. Hakikaten yani çocuk yaşta bu düşünme biçimiyle Scratch de zaten bunu hani kod blokları dedikleri bu yarışma boyunca hani görselleştirerek bunu algılatabiliyorsa gerçekten muazzam bir kazanım. Yani özellikle tam yani bu yaş grubu, bir 7-11 yaş grubu vardı bugün. Bir de 11-14 yaş grubu. Bu yaş grubundaki çocuklar tam olarak yani somut değer yargılarının ötesine işte soyut düşünme yetenekleri geliştirdiği yaşlar ve kodlamayı da tam hani bu yaşlarda özümserlerse gerçekten hani dünyadaki sebep-sonuç ilişkisini anlamayı ve bir noktada bence bilimsel düşünme, eleştirel düşünmeye de katkısı olacağını düşünüyorum ben hani algoritmik düşünme yeteneğinin. Doğru. Eleştirel düşünme özellikle mesela hata ayıklamada kullandığım bir şey çünkü. Yani bu hata nereden kaynaklanabilir de tam olarak bilimsel metodu takip ediyorsun.
Çünkü bir hipotez kuruyorsun. Acaba bu hata bu değişkenden mi kaynaklanıyor diye. Mesela A eşittir 10. Dur o zaman ben A'yı 10.000 yapayım. O zaman 10.000 yapınca saçmalaması lazım değil mi? A'dan kaynaklanıyorsa veya yani çok değişmesi lazım. Mesela bu bir bilimsel yöntem aslında. Hipotez kuruyorsun, aynen, sınıyorsun. A değilmiş diyorsun. Hipotezi revize ediyorsun. Ha demek ki veri tabanından gelen bir şey gibi. Şimdi internet LinkedIn'de çok meşhur bir video var. Gördün mü bilmiyorum. Çok LinkedIn'e girmiyorum açıkçası. Aslında LinkedIn'e ben de şu sıra biraz giriyorum da. Evet, LinkedIn geçen de bir tweet atmıştım. Benim alıntıladığım, yani ben bir tweet'i alıntılayan tweet'i alıntıladım. Evet. Benim tweet'im gitti. Niye anlamadım da. Neyse. Orada bir baba çocuklarına sadece şunu söylemiş, tamam mı? Bana fıstık ezmeli ekmek nasıl yapılır yazın. Hani nasıl yapacağımı prosedürel olarak tanıtın. Şimdi çocuklardan biri 7-8 yaşlarında, biri 10 yaşlarında falan. İşte onlar muhtemelen şey demişler, tamam mı? İşte bıçağı fıstık ezmesi, işte fıstık ezmesini bıçağa al. Hatırladım o muhabbeti. Baba şey yapıyor, böyle kavanozu alıp bıçağı alıyor mesela. Hayır baba böyle değil falan, ama diyor böyle yazmışsın. Böyle yazmışsın. O böyle defalarca denedikten, evet, sonra gerçekten de işte bir fıstık ezmesi ekmeğe nasıl sürülür tarif etmeyi öğreniyorlar. Programlama tam olarak bu. Aynen öyle. Ben mesela programlama dersi verdiğim zaman ilk derste diyorum ki arkadaşlar, bu programlama dediğimiz şey insanın yapabildiği bir şeyi bilgisayara nasıl yapacağını anlatmaktır. Cem Say'ın da kitabında, evet, ilk tartıştığı konu şey ya, bir insanın yapabildiği her şeyi bilgisayarda yapabilir mi? Doğru tarif edilirse evet. Yani biz örnek veriyorum, bu şişeyle işte bu bilgisayarı birbirinden nasıl ayırt ediyoruz? Çünkü bunun bilgi işlem gücü var. Bu evrendeki karmaşıklığı... Yok yok, şeklen görür görmez. Gözünle yani. Ben biraz daha soyut cevap verdim. Yani bu işte siyah kare elektronik aletlere benziyor. Bu da şey, işte cisim, işte içerisinde sıvı bir şey var vesaire falan filan. Evet, bir şekilde gerçekten bilgisayara bunun paternlerini bir sinir ağıyla tanıtırsan, o da bunun neyin bilgisayar olduğunu, neyin şişe olduğunu bir süre sonra sana, evet, söyleyebiliyor. Aslında o yüzden bilgisayar sanki biraz aptalı anlatır gibi anlatmak dediğimiz konsepte karşılık geliyor. Şimdi şöyle, bilgisayarda hani en çok ben açıkçası insan beyni ve dijital beyin üzerine analojileri ya da işte çürütmeleri okurken şu benim dikkatimi çekmişti. Hani insanın bir şeyi vardır, hani genetik altyapısı var. Hani genetik altyapısından gelen içgüdüleri var. Bu içgüdüleri doğrultusunda dünyayı belli önceliklere göre öğreniyor, algılıyor ve anılar biriktiriyor. Ancak bilgisayarın böyle bir şansı yok. En azından en basit kod bloklarında, herhangi bir database'den veri çekmediği durumlarda bilgisayar her zaman sıfır noktasında. Tabii. Yani sıfır noktasında olan bir cihaza yani hiçbir zaman anısını çağıramayacak. Hiçbir zaman daha önce bu kodu nasıl yazdığını, yani kasıtlı olarak işte library'i tanımlayıp işte import etmediği modeli sürece... Modeli biz kaydedip çağırmadığımız aynen sürece. Aynen öyle, import, evet, etmediğin sürece bir modeli. O yüzden hani sıfırdan hani tabula rasa denediğimiz felsefedeki boş levha aslında bilgisayar. Vay, o zaman bilgisayarı araştırdığımızda yeniden doğuyor gibi, tabii ki, düşünüyorsun. Tabii. Ya da her hafızasında sen çağırıyorsun. Yani senin hafızasız bir modun yok. Ben bugün işte bebek gibi ben 10 yaştan takılayım, 10 yaşa reboot edeyim, 0 yaştan takılayım şansın yok. Sen istesen de istemesen de 38 yaşındaki Tevfik olarak doğup gününe devam edeceksin. Bak sana bir sözde bilimci argümanı kurayım mı tam? Tam neuroscientistsin, sen de kız yani. Belki de her sabah biz uyandığımızda boş beyinle uyanıp tekrar boot ediyoruz. Nereden biliyorsun? Bu boot etme süreci hangi kimyasal çerçevede gerçekleşiyor? Metabolik işte ihtiyaçlar. Yani. Seni gıcık etmek istiyorum. Yoksa yanması lazım o sırada. Yani zaten %20, 2 kiloluk bir organ, 2 bile değil yani 1.100 gramlık, 1.200 gramlık, 1 kilo 200 gramlık bir organ bütün vücut metabolizmanın neredeyse %15, %20'sini harcıyor. Ve ben bütün 36 yıllık anılarımı bir günde yaratmış olsaydım herhalde inanılmaz bir enerji ihtiyacı olmuş olurdu. Direkt yani, evet, metabolik açıdan bile çözülmüyor. Ama belki simülasyondaysak, hani bir de biliyorsun simülasyon hipotezi var. Şey mantıklı, hani bu kadar datayı sürekli aktif tutmak ve RM almak yerine hani insanlar uyuyunca modeli saklayıp şeyi biraz boşaltmak, RM'i biraz boşaltmak, uyandığı zaman tekrar... Şimdi tabii simülasyon teorisinde şöyle bir hipotezi var. Hipotezinde hani ben bu hipotezin dışından çıkamayacağım için yanlışlanamaz bir hipotez olduğu için simülasyon, evet, bence yarından hikayelerden ziyade felsefeden hikayeler gibi programın konusu. Evet, evet. Çünkü, evet, yanlışlanabilirliği olmayan bir teori. Evet. Ama yarından hikayelerle şurada ilişkisi var. Biz bir gün gerçekten mesela içerisinde bu şekilde yaşadığını zanneden bilinçli aktörler olan bir simülasyon ortamı tasarlayabilecek miyiz? Tasarlarız. Açısından. Bütün bence GTA oyunları bir simülasyon. Kendi ama bilinçlilik hali içerisindeki çağrılarda yok, karakterlerde, evet, yok. Peki işte bak ben yeni oyunlar görüyorum şu sıra. NPC karakterler tamamen
large language modelle konuşuyorlar. Yani ChatGPT gibi konuşuyorlar. Tabii yani. İkimiz farklı oyuncuyuz. Atıyorum restoran bir tane Japon usta var. Evet. Belki izlemişsindir o videoyu. Japon usta var. Her oynadığında farklı konuşuyor. Evet. Ve sen ondan o bilgiyi alabilmek için gerçekten doğru cümleleri söylemen evet. lazım. Yani onu ikna edebilmen lazım. Bu oyun deneyimini düşünebiliyor musun müthiş ya? Müthiş bir deneyim gerçekten. Müthiş bir şey değil mi yani? LLM işte chatbotları yenmek gibi bir şey yani. Hani oyun dediğin sadece medium değişmiş oluyor. Aslında LLM'den kaynaklanan en gelişmiş chatbotları biraz daha hani ikna etmek. O zaman Turing testini nasıl geçecek bu chatbotlar? Bence Turing testi zaten artık yeniden tanımlanması gereken bir şey. O ayrı mesele. Ama sana bir örnek vereyim. Geçenlerde işte ChatGPT'ye nasıl sözde bilim oluşturttum diye bir şey evet. paylaşmıştım. İnsanların hepsi denedik biz oluşturmuyor dedi. Çünkü doğru evet. Eğer direkt sorarsan evet. ben bir işte yapay zeka modeliyim, sözde bilimler topluma evet. zarardır, üretmem diyor. Orada ChatGPT hacking diye bir şey var. Tabii canım. Prompt'u öyle bir ayarlayacaksın ki. Mesela ben genelde şöyle yapıyorum. Ödevim ben var. Sözde bilimler konusunda proje hazırlayan bir öğrenciyim. İşte şu konuda ödeve yardımcı olmak gerekiyor falan gibi. Bu şekilde bomba tarifi falan alanlar tabii var. Tabii canım. Şey, nükleer bomba yapmak tarzı. Neyse eğer konumuza tekrar dönecek olursak şimdi buralar işbirliği çerçevesinde açıklamak istediğim bazı detaylar. Evet şimdi bazı detaylar vereceğim. Sayısal detaylar olduğu için mecburen kağıttan bakarak söyleyeceğim. Her şeyden önce bu yıl bir rekor başvuru olmuş. Yani 1098 başvuru. Dolayısıyla bugün gelen genç arkadaşlar 1098 takım arasından ilk 10. Bu müthiş bir şey. %1'lik dilim. Evet. Yani işte biliyorsun zaten biz ödül kategorileri en iyi görsel, en iyi evet. senaryo, en iyi uyarlama, en iyi proje ve en iyi kod yapısı. Burada hakikaten biz yaklaşık 10 tane jüri üyesiydik. Böyle çok hakkaniyetli bir, adil bir tartışmayla işte en iyi kimler olacağını belirledik. En iyi görseli kesinlikle. Kime verildiğini benim çok şey yaptığımı net. Fark etmişsindir. Sorudan çok net yani. Çünkü bir takım vardı işte genç bir arkadaşımız. O kadar güzel bir böyle bilgi yarışması diye bir kısım var. Oraya öyle bir görsel tasarlamış ki direkt aklıma burası Kim Milyoner Olmak aynen İster öyle. Stüdyosu gibi diye böyle şeyi falan dikkate almış. Önde oturanlar evet. stüdyo ışığı vurduğu için gri daha gri görünür. Arkadakiler daha silüet gibi falan. Bir de basket filesi tasarlamıştı falan. En iyi görsel ödülünü alan mesela ekip oydu. Çok da mutlu oldular görsel almalarında. Evet, özellikle muhtemelen. Biz onunla röportaj da yaptık arada. O arkadaş şey demişti. Ben yani oyun tasarımcısı olmak istiyorum ama görsel yönünü daha çok seviyorum koddan diye kendisi de belirtmiş. Evet. EU 75'li ekibiyle beraberiz. Evet. Derya Dokuz. Ela Gümüş. Şimdi DU 75'li ekibi olarak neler tasarladınız bu Scratch kupasında? Anlatır mısın? Yenilenebilir enerjilerle ilgili bir oyun tasarladık. Biraz anlatabilir misin? Onu konuşabilirsin. Bizim tasarladığımız oyun yenilenebilir enerjilerin dünyayı koruma davranışını ve çevreyi temiz tutma davranışını işte küçük yaştaki çocuklara kazandırmak. Çok güzel. Oyun tasarlama sürecinde fikri nereden buldunuz? Kendiniz Google'dan araştırma mı yaptınız? Çevrenizdeki sorunları mı gözlemlediniz? Nasıl bir süreç oldu? Aslında çok normal bir süreçti. Yani mesela yemekte daha bunu fikir gelmişti aklıma. Öyle çok araştırma yapmamıştık ilk bulduğumuzda. Sonrasında araştırmaya verdik mi kendisi? Çok güzel. Bir tek oyundaki sorular bölümünde araştırma yapmamız gerekti ama onun dışında arkadaşımın da dediği gibi. Şey, yenilenebilir enerji konusunu neden seçtiniz oyun konusu olarak? Birinci zaten bu senenin teması buydu. Ayrıca çok gerekli olduğunu düşündük. Herkesin bilmesi gerekiyor bu konuyu. Scratch'le bu süreçte nasıl zorluklar yaşadınız? Mesela kodları defalarca denemeniz gerekti mi? Neler öğrendiniz bu süreçte? Onu anlatın biraz. Evet, ilk yaptığım zaman böyle sürekli bozulup duruyordu. Sonra yaptığım zaman da oyun bozulduğu için sonra tekrar yapmak zorunda kaldık ama sonra tabii öğrendik yapmayı. Peki mesela bu Scratch'te zorluklar yaşadığınızda nasıl aştınız onu? İnternetten mi araştırma yaptınız, tekrar denediniz mi? Çünkü tek seferde yapılmadı bu. Onları onu anlatın. Genellikle kendi aramızda sorunları çözdük ve araştırma yaparak hallettik. Çok güzel. Mesela bundan sonra tekrar Scratch'te çalışmak ister misiniz? Ben isterdim. Ne yapmak istersin, ne tasarlamak istersin mesela Scratch üzerinden? Bu kez animasyon tasarlamak isterdim aslında. Oyun yerine. Anladım. Sen ne tasarlamak isterdin? Yine oyun tasarlamak. Oyun. Peki mesela oyun tasarımında o görsel kısımlar mı daha çok keyfinize, yani keyif aldınız yoksa o kod blokları kısımlarında mı? Hangisini tercih görsel. Edersiniz? Görsel kısımlarda. Görsel.
O yüzden hani sizin görsel tasarımlarınız bayağı beğeni almıştı. Onu hatırlıyorum. Jüriden de olumlu yorumlar gelmişti size dair. Peki mesela bundan sonra Scratch'te bir proje yaparsanız konu olarak, tema olarak ne seçersiniz? Ya zaten belirli bir tema veriyorlar ama yani sanatla ilgili olabilirdi çok bence. Korku oyunu yapardım. Ne? Korku oyunu yapardım. Yani anladığım kadarıyla keyif aldığın şeyleri de yansıtmak istiyorsun. Mesela bu da güzel bir şey değil mi? Normalde hani internetten oyun oynuyorsunuz. Çeşitli işte Steam gibi yerlerden oyun indirip oynuyorsunuz. Ama kendinize bir oyunu yapmanın parçası olmak. Hani yani maker diye bir kelime var. Bunu da çok duyacağız. Yani 21. yüzyılda. Hani kendiniz üretmek de çok motive edici olmuyor musun için? Şunu seviyorum. O yüzden yapmak, araştırmak. Çok zevkli oluyor. O şekilde. Ben de öyle. Peki bundan sonra mesela gelecek hayatlarınızda ne üzerine uzmanlaşmak istiyorsunuz? Meslek düşündünüz mü kendiniz için? Benimki şu anlık hobi olarak. Gelecek mesleğimle pek düşünmüyorum ama yazılımcı olmak istiyorum. Çok güzel. Ve şu anda yani Scratch Cup o zaman güzel bir başlangıç oldu senin için. O zaman tebrik ediyorum. Teşekkürler her şey için. Tebrikler. Hoşçakalın. Ya şu oyun dediğimiz zaman biliyorsun bileşenler zaten tabii hani ki. Bir işin mekaniği, dinamiği var ayrı mesele de. İşin mekaniği, dinamiği ne kadar güzel olsa da hani en görselsiz oyun nedir? Text-based. Aynen. Text-based bir oyundan alacağınız zevk sınırlıdır yani. Hani en ileri noktasında da artık Nvidia'nın yeni teknolojileri falan var. Bazen görüyoruz biliyorsun. Bu arada bu proje kapsamında bugüne kadar 40 binden fazla, 40 bin ya, 40 bin artık bir il nüfusu neredeyse. 40 binden fazla gence kodlama eğitimi verilmiş yani. Gerçekten muazzam şey, bir şimdi genç derken sayı. Aslında çocuk dememiz daha doğru değil çocuk mi? Ya evet bu çocuk, şey kelime hassasiyeti değil. Oluştu bende genç arkadaşlarımız falan çocuklara çocuk denmesinden hoşlanmıyor da evet çocuk ya 7, 11 rahatladım valla 11-14 yaşta çocuk evet evet çocuklar aynen. Aynen, aynen. Ergenler belki 11-14 yaş. Peki sen en çok hangi projeyi beğendin bu arada? 7-11 yaş grubundaki labirenti açık ara beğendim çünkü hakikaten yani Scratch ile yapılan gerçekten 7-11 yaş grubundaki 3 tane genç arkadaşın, çocuk arkadaşın. Çocuğun ya. Yani tamam, çocuğu. Peki. Yani bir yani toplamda 5-6 saatte yarattığı bir olay oyun mekaniği olarak benim işim yani içine çekti ve oyunu oynamak istedim mesela. Fırsatım olsa 1 saat oynardım kazanana kadar. Hadi ya. Kesinlikle. Zordu biraz. 11-14 yaşta da bir ekip vardı Charge Up sanırım. Onların yani resmen böyle bir platform oyunu tasarlamışlar. Platform demek de yani başı sonu belli bir seni dünyaya sokuyor ve belli bir süre gerçekliği yaşamanı sağlıyor. Bu arada şu an onu app markete koysan gider yani. Girer, rahat gider. Şey güzeldi, onlar böyle giriş sayfasına işte çocuklardan birinin adı Mehmet, birinin adı Emre dedi evet. Galiba. İşte ME Oyun Stüdyosu sunar çok falan yani şey vizyon. Markalaşma, vizyon. O Çınarsa Mehmet Text to speech kullanmışlar bu arada evet. Oyun boyunca. Yani oyun boyunca sordukları soruları okuyor bir yapay ses. Kesinlikle. Veya karakter seçiyorlar işte Superman, Iron Man falan böyle. Text to speech çok iyi fikirdi. Artı ben onunla da mesela konuşma fırsatım oldu. Hani Scratch'te neler tasarlamak istediğini sordum. O ekipteki arkadaşa şey dedi, Scratch'le öğrendim bu işi, bundan sonra Unity'den devam edeceğim evet, artı dedi. Evet, artık onu Construct ya da Unity paklar. Bu da çok güzel bir şey yani. Bu Scratch Cup'ın katkısı yani o gençlere. Bir basamak. Aynen, doğru. Basamak olarak görüyor ve belki onun için bir kariyer planlaması olacak. Ve çok şanslılar hakikaten yani ben kendi adıma gerçekten bu yazılım dünyasına son 5 yılda girmiş bir insan olarak, lisans hatta doktora da bile uzak durmuş, sonrasında geç keşfetmiş bir insan olarak inanılmaz şanslı buluyorum böyle 10'lu yaşlarında yazılımla tanışan evet. insanları. Çok şanslı buluyorum. Evet. 11-14 yaş grubunda Charge Up ekibiyle birlikteyiz. Emir Cihan ve Mehmet Çınar'la röportaj yapacağız. Tanıyalım sizi. Ben Emir Cihan Gümüş. Ankara'dan geliyoruz. Ben Mehmet Çınar Tuşak. Ben de Ankara'dan geliyorum. Çok güzel. Projenizi anlatın. Charge Up projesi nasıl ortaya çıktı? Charge Up bir yarışma için bir tane oyun bulmak istedik. Oyunumuz platform oyunu. Böyle bir oyun çıktı ortaya. Oyunu biraz anlatabilir misin? Nasıl bir oyun? Oyunumuz Mario gibi bir platform oyunu. Oyunda oyuncu kendine bir karakter seçiyor ve hareketli düşmanlardan kaçarak soruları cevaplıyor. 4 tane bölüm bitirdikten sonra oyunumuz bitiyor. Şimdi Charge Up derken hani bu yenilenebilir enerjiyle nereden bağlanıyor oyun? Nasıl bir bağlantısı var? Charge şimdi charge zaten normal telefonların şarj oluyor. Up da zaten yükselme anlamında olduğu için elektrik üretmek gibi bir mantık. Peki oyunda nasıl mesela çevresel mesaj veriliyor? Nasıl yenilenebilir enerji oyuna nasıl teşvik ediliyor? Onu anlatır mısınız biraz? Oyun içinde farklı soru kutucukları var. Soru kutucuklarına değdiğimiz andan itibaren ekrana bir tane soru geliyor.
soruyu doğru cevaplarsanız eğer ilerleyebiliyorsunuz, yanlış cevaplarsanız bir kalbiniz gidiyor. Google'dan araştırma yaptınız mı konuyu belirlerken? Google'dan yaptık ve birçok görselleri hazırlarken falan da Google'dan birçok araç kullandık. Scratch'le oyun yapma sürecinde nasıl zorluklar yaşadınız? Tek denemede mesela çalıştırabildiğiniz bir kodu birkaç kez denemeniz gerekti mi? Birçok kez denememiz gerekti. Oyunun bazı yerleri fazla zor olduğu için ya da uzun sürebildiği için farklı şeyler de yaptık. En zorlandığımız yer karakter takibiydi. Bundan sonra Scratch'le hangi projeler yapmak istersiniz? Tekrardan oyun mu yapmak istersiniz yoksa daha farklı projeler mi, onu biraz anlatır mısınız? Scratch değil de başka platformlarda oyun yapmak daha kolay ve daha amaçlı, yani daha çok yönden olduğu için oradan yapmayı daha çok tercih ederiz. Farklı oyunlar olarak da daha yeni bir tane modelini çıkarmıştık farklı bir şey için. Şu an yaptığımız oyunu öyle bir şey yaptık. Çok güzel. Sen mesela bundan sonra Scratch'le mi çalışmak istersin? Scratch'le neler yapmak istersin? Anlatır mısın biraz? Ben yani Scratch'le de çalışmak isterim ama daha profesyonel Unity gibi oyun yapma platformlarıyla çalışmayı daha çok isterim. Teşekkür ediyoruz ChargeUp ekibine. Mehmet Çınar'a ve Emircan'a çok teşekkür ediyoruz. El sallayalım kameraya. Çok teşekkürler. O zaman bugün söyleyeceklerimiz bu kadar. Güzel bir etkinlikteydik. Yine böyle çocuklarla gurur duyduğumuz bir gün oldu. Artık önümüzdeki sene diğer yarışmada da umarız görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.